Efendim kanal ve ekranlarında stüdyomuza, kanal ve stüdyolarına Özge'yle Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli konuklarım var sizler için. İlginizi çekeceğine inandığım konulara yer vereceğiz. Tabii bunlar neler? Bildiğiniz gibi bayanların daha çok dikkatini çekiyor ama erkekleri de çok azımsamamak lazım. Astrolojiyi konuşacağız bugün. Haftalık burçlara şöyle bir bakacağız. Bakalım ilişkilerde neler bizi bekliyor? Uyumlara bakacağız, uyumsuzluklara bakacağız. İlişkilere, aşk hayatına bakacağız. Ve tabii ışık çağı çocuklarına yer vereceğiz. Işık çağı çocukları ilginizi çekeceğini umuyorum. Çünkü neden ışık çağını konuşacağız? Hangi çocuklar özellikle bu dönem içerisinde ve nasıl sınıflandırıyorlar? Ebeveyn ilişkilerine de yer vereceğiz. Bunun için çok değerli konuklarım var efendim stüdyomuzda. Sizler için tanıtmak istiyorum. Astrolog Devrim Dayıoğlu bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine beni kırmadınız. Bu ikinci programımız olacak değil mi? Evet, yanlış hatırlamıyorsam ikinci. Ama çok da keyifli bir programdı. Yine aynısını bugün yaşayacağız. Ve Işık Çağı Çocukları Eğitmeni Çocuk Astroloğu Sevil Toprak Ünlü bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız böyle bir toplu sorayım. Her şey yolda. Birbirinden teşekkür ederiz. Güzel bayanlar. Çağırdınız için. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz efendim. Ben için teşekkür de. Ediyorum. Şimdi biz hep böyle astrolojiyi konuşuyoruz. İşte ilişkileri konuşuyoruz ve bunları burç özelinde işte yorumluyoruz vesaire ama çocuk astroloğu. Tabii. Hani bu da çok başka bir şey. Ben de burada öğreneceğim değerli izleyiciler. Hep beraber bilgi sahibi olacağız. Öncelikle sizi böyle kısa bir tanıyabilir miyiz? Evet. Işık çağı çocukları eğitmeniyim. Neden ışık çağı çocukları eğitmeniyim? Çünkü iki tane oğlum var. Biri 25 yaşında, birisi de 13 yaşında. Farklı, sağ olun hepimize. Farklı iki karakterde tabii bütün çocuklar kendine özel olduğu için tüm insanlar olduğu gibi. Işık çağı çocukları çok dikkatimi çeken bir konuydu ve bununla ilgili eğitim almayı seçtim. Hayatıma da uygulamaya, yanımda olan yakınlarımın çocuklarına ya da yetişkinlere bunu denemeyi istedim. Ve lütfen. Bunun karşılığında da bana çok güzel bir yol haritası oldu. Işık çağı çocukları nedir ya da ışık çağı nedir? Şimdi biz... Kelime anlamıyla da zaten şu an günümüze yoğunluğumuzda... Evet, günümüz... Yüksek enerjisi var. Çok. Evet, frekans yüksek. Evet. Yeni doğan çocuklar için şey diyorlar ya, yani onlar böyle kodlanmış bir şekilde tabii, hazır doğuyorlar. Paket hazır paket. Tabii. Aynen. Evet, şimdi biz bakalım bu hazır paketler ne şekilde geliyorlar? Biz bunları konuşacağız aslında. Buyurun. Şimdi daha önce toplumda... Kimler ışık çağı çocukları evet, diyelim? Toplumda ilk başta kişileri IQ'ya göre değerlendirdik. Yani IQ'su yüksek olan birinin zeki olduğuna ve iş hayatında başarılı olacağına, okulunda başarılı olacağına inandık. Daha sonra bunun çok yetmediğini, EQ'nün, duygusal zekanın önemli olduğuna baktık. Bu da yetmedi. Sonra SQ... Bu da ruhsal zeka, hani sosyal zekamıza, onlara baktık. Bir şeyler eksikti. Gün geçtikçe dönem değişti, frekanslar değişiyor, çocuklar değişiyor, gelen boyuttaki, farklı boyuttaki çocuklar buraya geliyor. Yeni jenerasyon. Ve bizler evet kaldıramıyoruz. Son olarak ışığı yüksek, LQ çocukları ortaya çıktı. Çünkü neden? Doğan çocuk enerjisi bol bir şekilde geliyor. Hatta bazısı gelmek istemiyor. Gelmek istememesinin nedeni zor bir dünyaya gelmeleri. Görevli olarak geliyorlar. Bizdeki bazı eski düzenleri yıkmaya, farkındalığımızı arttırmaya geliyorlar. Ama büyük bir çatışma var. Bu büyük çatışmada bu çocuklar bizi kıra döke sözleriyle, yaptıklarıyla, eylemleriyle, evet, oyunlarıyla dönüştürüyorlar. Ben de burada kendi iki çocuğum ve diğer arkadaşlarımın çocuklarından dediğim gibi yola çıktığımda orada bir şey hissettim. Ya ben bu işe girmeliyim. Bu iş değil yani. Bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey olmalı dedim. Ve hakikaten de ben sosyal sorumluluk projelerinde değişik çocuklarla beraber zaman geçirdim. Onları deneyimlemeyi seçtim. Arkasından da bunların yetişkinlerini gördüm. Çocukları o zaman dönemlerine göre de, değil mi biz tane burada şimdi? Bir dönem var, 8 evet, tane grubumuz evet, var. Tabii. Mesela şöyle jenerasyon olarak baktığımız zaman işte mesela ben 87'liyim. Evet. İşte o şekilde mi? Ha, o şekilde zaman, var. Ha, o şekilde evet, var. Şöyle diyelim 1965 ile 1980 yılları arası X kuşağıdır. Hı, evet. Bu kişiler daha ne demek X kuşağı? Daha böyle kurallara işte ne bileyim örf adet gelenek gibi hani ben böyle bir yuvarlak bir şey söyleyeceğim. Hı. Daha bağlı, hani büyükleri daha böyle atalarının bir şeylerine kabule geçmiş insanlar. Hayır diyemeyen çocuk modelleri. Sonra 81 geliyor. 81 ve 1999. Tabii 99 çok önemli bir yıl dünya olarak.
Orada Y kuşağı, sizler geliyorsunuz. Y kuşağında ben X kuşağıyım. Y kuşağı dönüştürmeye gelenler, hani biraz daha hem teknoloji içinde olanlar hem de bizim gibi işte bu kalıpları yıkmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da diyor ki ya bir şey var yani, bir uzay var, evet, yeni bir ışık var. Yeni dünya düzenini yapacak olanlar. Evet, yeni dünya düzeni. Aynen. Bir taraf böyle alışmaya çalışırken arada kalmış, bir tarafta bir yerden oluyor. Kopamama. Evet. Ama bu biraz hani hem yetiştirilme hem örf adetlerimiz, ailelerimizin bizimle olan ilişkilerinin de etkilemesi. Hani bir taraf aman işte yavrum bak biz böyle yaşadık, böyle geldik, örfümüz adetimiz derken bir tarafta da uçan bir... İşte dönerler. Evet. Değil mi? Uçan Y'sizsiniz. İyi eğitmensiniz. Ben Y miyim? İyi eğitmen olursunuz. Şu anki kuşak yani 2000'den sonra gelenler de Z kuşağı. Z'ler. Hani bunu Y, X, Y, Z dediklerimizi böyle ayırabiliriz. Z'de nedir? İşte şu an aydınlanmış çocuklar. Hani bize bir takım ışık çağı çocukları esasında 70'te geliyor. Evet. 8 kuşak diye bahsediyoruz ya. Evet. İndigo çocuklar. İndigo. Evet. İndigolarla başlıyor. 70'te geliyor ilk kez. Hani daha minik minik gelmiş, daha önce serpiştirilmiş dünya ama 70'te yoğun bir şekilde indigo geliyor. Ama indigolar bu dünyaya ne yapmaya geldiklerini unutuyorlar. Onun için indigolara arada kalmışlar. Öyle ama. Arada kalmış çocuklar ve bu çocuklar genellikle dikkat dağınıklığı, hiperaktivite tanısıyla ya da işte şizofreni tanısıyla, bipolar tanısıyla ortaya dökülen yeni çocuklar. Yeni dönemi bu şeyden bahsediyoruz. 70 sonrası pardon, gelen 70 indigolar. Sonrası indigolardan indigolar şimdi tabii bizim yani bizim üstümüz ya da bizim gibiler. Tabii bu bir test var. Işık çağı çocukları testi. Orada ortaya çıkıyor. Hangi çağ çocuğuna yakınsanız orada belli bir yüzdeyle size bildiriyoruz. Yani bu işi yapan benim gibi diğer arkadaşlarımla beraber. Ve arkasından kristaller geliyor. Kristaller indigolardan sonra geliyor ama onlar daha yumuşak, öbürleri daha asi indigolar. Daha yumuşak bunlar, daha sakince gelmeye çalışıyorlar. Ben ona giriyor muyum? Bu testi yaparak daha çok karar veririz. Testi yaparak karar veririz. Çok daha iyi tanımam gerekiyor. Evet. O zaman bir şey soracağım. Şimdi biraz karakter analiziyle de alakalı bir durum. Evet, ben evet, daha evet. Şey aslında evet. Daha somut örneklerle değerli izleyicilerimize söylemek istiyorum sanki. Evet. Tam olarak nasıl bir incelemedir bu mesela? Mesela kristaller nasıl yaşar, nasıl tepki verir, anne babalarıyla ilişkileri nasıldır ya da... Saf ve naif çocuklar, daha yumuşak çocuklar kristal. Indigo değil. Indigo daha böyle sert, daha sert ve çatışmacı. Evet. Çatışmacı, evet. Kavgacı olarak evet. Bakın 70 kuşağına. Evet. 70'te gelenlere diyelim daha doğrusu. Ama şeyler daha saf, naif, böyle psişik özellikleri var bu çocukların. Daha farklı, daha şimdi yumuşak geçişleri olan. Rejide dinliyor. Ben merak da ediyorum aslında. Bakalım hangimiz hangi kuşaktayız? Evet. Şimdi hepsinden yılları alacağım. Evet. Doğal şifa. Evet, var hepsi bunlarda. Dinliyor. Hepsinden yılları alacağım. Bu arada değerli kameramanın Serdar'ımızın da çocuğu oldu, bebeği oldu. Yeni, evet. O da maşallah çok tatlı bir yeğenimiz geldi. Öyle söyleyebiliriz. Süper. O yüzden harika ben, bebekler. İşte yeni bebek ya, onu da merak ediyorum. Hem böyle Serdar'a da söyleyelim istiyorum. Evet. Şimdi onlar daha çok 2002'de geldi kristaller. 2007'de de savaşçı ruhlar geliyor gökkuşağı. Evet. Renkleri seven. Ama bu dünyada böyle nasıl anlatayım? Hani dünyada bu kristallerden farklı olarak hani daha böyle ışıl ışıl olan çocuklar ve değiştirilmesi gerekene bakanlar onlar, evet, değil evet, mi? Evet, evet. Onlar ondan da biraz sorumlular. Evet, biraz öyleler. Evet. Büyük ve iri gözleri var onların, kristallerin de öyle. Yani tiplerinden hemen bir çocuğun işte Devrim Hanım'ın kızı da öyle. Ve ben tipine baktığımda onun gökkuşağı olduğunu, savaşçı ruhlar. Sokaklara çıkan çocuklar var ya, bir takım mücadele veren dünyalı. Onlar gökkuşağı çocukları. Yeni nesil çocuklar. Bol yıkmaya gelmiş. Sorguluyorlar. Yani din, toplum, yönetim şekilleri, insan ilişkileri. Korkusuzlar. Bunları sorguluyorlar. Soruları o şekilde. Ve daha iyisi nasıl olur? Run yanıtını arayacaklar. Sonraki nesle öyle devredecekler. Korkusuz çocuklar. Evet. Korkusuz çocuklar. Evet, bu teknikler şu an çok yükseldi. İşte şifa teknikleri, reiki, theta healing. Bunlar bu çocuklara çok uygun. Doğum haritalarında da zaten bunlar çıkıyor. Hemen direkt öneriyoruz. Sizi mutlaka bu şifa tekniğini öğrenin diye ortaya çıkıyor zaten. Yatkın olduğu gözüküyor. Bir de şeyler var. Yıldız çocuklar var. Yıldız çocuklarda bu matematik, fen, uzay, bilim, astronomi... hatta astroloji, ilgi duyan çocuklar. Onlar biraz daha şey, dünya boyutunda kalmalarını öğrenmeleri lazım. Hani devamlı gökyüzünde çocuk. Paralel evrenleri merak ediyor. Soruyor bana, soruyor mesela bana astral seyahat yaptırır mısın diyor. Annesi, o ne diyor? Tabii ki ben şu an çocuk. Uygun değil çocuk kendisi diyorum. Yapıyor. Tabii.
Ay bazen öyle çocuklar tabii, gerçekten tabii. Şimdi bunu söyleyince bağdaştırdım. Aslında biz birazcık bu ebeveyn çocuk ilişkisini de yer verelim bununla beraber. Tabii ki lütfen anneyi ve babayı görüp süreçte, karar vermek lazım. Çünkü çocuklarının da farkında olmaları tabii. lazım değil mi? Öyle bir şey ki şimdi çok da güzel bir şey söylediniz. Benim de çocuğum işte şöyle yaramazlık yapıyor. Çocuğum işte hiperaktif. Çocuğuma şu mesleği veriyorum ama o mesleği kabul etmiyor. İlla bunu yapacağım diyor. İşte bu evet. da çok önemli. Çocuğu etkilendiği taraf ne taraf? Çocuğun tabii. içerisinde bulunduğu ruh hali neyi temsil ediyor? Kesinlikle. Annenin babanın rehberlik alması gerekiyor tabii ki. Bu anlamda. Kesinlikle zor evet. iş. Çocuğu özellikle tanımak. X anne babaysa zor. X daha kuşağında. Da zor, tabii. Çok zor. Tabii. Y kuşağı biraz daha rahat. O zaman kuşak çok fazla açılmayacak. Böyle yani yaş aralıkları. Şimdi ben bunu... evet. Yani... Çocuk yapmayı çok seçmiyor şimdiki gençler. Yani mümkünse az çocuk yapalım da hiç yapmayalım. Evet. Özgür kalalım. Z kuşağı genelde öyle. Dünyaya bir türlü adapte olamıyorlar ama hepsi dönüştürmeye geldi. Bize iyilikler, güzellikler, sevgi, barış, mutluluk. Yani dünyadaki dişil enerjiyi yaymaya gelen çocuk bunlar. Dişil nedir? Güzelliktir. Alandır. Akışta olmaktır. Naifliktir dişil enerji ama eri enerji eğer bunlar sağlıklı veya sağlıksız diye bakılır. Sağlıksız bir eri enerji savaşları verir, tacizleri verir, yokluğu verir, bereketsizliği verir. Ama güzel bir eri enerji ise planı programı verir. Evet. Vermeyi verir, sunmayı verir. Yani bunlara bakmak lazım. Doğum haritalarında zaten bunlar ortaya çıkıyor. Çocuğa da işte şu çağ çocuğu evet bizim amacımız ama çocukları burada bir ayrıştırmak değil. Burada bir şeyi göstermek, orada bir nokta atışlı. Çocuğunuz bunu yapabilir ya da bunu yapamaz. Siz bunu sakın zorlamayın. Yani bu çocuk bale yapabilir ya da siz bale yapmışsınızdır. Çocuğum da yapsın. İstemiyor çocuk i̇şte bunu. Biraz önce onu söyledim. İstemiyor. Tabii yani velilerin bu konuda biraz cesur davranması gerekiyor. Şimdi sistem çok baskılıyor. Hem veliyi baskılıyor hem çocukları baskılıyor. Kesinlikle. Otomatik olarak işte bu matematik kafasıydı falan sınavlar bilmem neler. Uygun ama değil yani. Bu sistem de kırılacak. Hani anne babaların... yaklaşımları da değişecek. Hemen değil süreç içerisinde ama kırılmak zorunda. Bu yeni gelen çocuklar otomatik olarak anne babaların da bu yönelimini kıracaklar. Çünkü çoklu zekaları var ve yüksek potansiyelleri var. Hani bu özellikle bu astrolojik açıdan da baktığımızda kova sürecine girdiğimizde Satürn kova, Jüpiter kova, Plüto kova sürecine girdiğimizde bizim bakış açımız da değişecek. Daha bilgi ağırlıklı ve daha evet. zeka ağırlıklı. Ve yeni gelen çocuklara daha uygun bir sistem geliştirmek zaten zorunda kalacağız. Kıra döke sonunda kalacağız evet. herhalde. Evet. Yani bizim bir takım kalıplarımız sanıyorum gidecek. Evet. Sizin melek çocuklara biraz benzettim. Biraz az çok tanıdıysam. Melek çocuklar şöyle, dünya geliyor... Tamamen iyilik ve sevgi. Neden ben bunu yatkı bir kötülüğü kaldırmak zorunda değilim diyen çocuklar. Ve melek çocuklar, demin bahsettiğim yıldız çocuklar ve gökkuşağı çocuklarının bu dünyada görevleri olması lazım. Bir iş bölümü olması lazım evde o çocuklara. Görev vereceksiniz. Eğer bir sorumluluk bilinci verilmezse o çocuklar kendi dünyaya geldiklerine hep pişman olan çocuklardır. Evet. Gerek yok yani niye bazen geldim bana ki? Uygun değil diyor. Başka bir alana geçmek istiyorum. Boyut gerçekten istiyorum. Boyut diğer çocuklar var. Istiyorum evet. yani. Çok gerçekten. Naif çocuk onlar ve melek çocuklar nasıldır biliyor musunuz? Çıplak ayak gezmeyi sever. Ayakkabı asla giymez o çocuklar. Aa. Ve yiyecekleri hassas. Bunların birçoğunun yüksek hassasiyeti var. Birçok az yerler. Şeyin. Az ben yer yemek yemezler. Ben terli falan giymiyorum. Acaba ondan mı? Sıkan hiçbir şey sevmez. Sentetik sevmez. Mesela gökkuşağı da öyle. Sentetiğe tahammülleri yok. Bir de gökkuşağı mesela az yemek yer, uyumayı da seçmez. Teste zaten soruyoruz onu. Eğer bir çocuk yemek yemeyi sevmiyor, uyumayı istemiyorsa bu çocukta gökkuşağı, melek çocuk özellikleri vardır. Yüzdeler var zaten. Eğer o yüzdeler yakınsa birbirine iki özelliği de taşıyordur o çocuk. Wow. Ona göre yola çıkmak lazım. Melek çocuğu hiçbir şeye zorlamamak gerekiyor. Ve gelelim altın çocuğa. Altın çocuklar da güçlü karakterler. Dönüştürmeye gelmişler bir şeyleri. Benim küçük oğlum altın çocuk. Ne yaparsak yapalım fikrini asla kimse değiştiremez onu. Evet. Bilge ruhlar, birçoğu bilge ruh zaten yeni bir düzen seviyorlar ve öfke nöbetleri oluyor çocukken. Eğer çocuğunuz öfke nöbetine çok fazla sahipse altın çocuktur. Size bir şeyi ısrar ediyordur. Aa. Mesela şimdi bebeklerin gazları oluyor, ağlıyorlar, uyumuyorlar geceleri. Hani bu buna bir işaret olabilir. Kesin o demek istemiyorum.
Çünkü biz bu ışık çağı çocukları testini 3 yaşın itibariyle öneriyoruz. Daha önceki zaten bebeğin ya da çocuğun hani anne gözlemlese de çözemez. 3'ten sonra çok daha bir kreşe başladığında çok daha uygun olacağını düşünüyorum. Mucizevi şekilde tüp bebek olarak dünyaya gelenlerin birçoğu da altın çocuktur. Hani bir süre çocuğu olmaz. Annenin babanın ya da işte tam işte düşürmek ister çocuğunu istemiyorum. Ben bu çocuk dünyaya gelecekse altın çocuktur. Dönüştürmeye gelmiştir dünyaya. Ve bunların birçoğu dediğim gibi şifa tekniklerle çalışan çocuklar. Ama en naif şeyi söyleyeyim size, burcu diyorum. Yunus çocuklar, yumuşacık, suyu seven, denizden hiç çıkmayı istemeyen, en rahatlayan çocuklar, ruhsal olarak en rahat ama yüksek hassasiyeti olan çocuklar bunlar. Nedir bu? Hep güler. Ağlamak onlara gelmez. Gülmeyi seçen çocuklar. Niye gülüyorsun çocuğum diye soruyoruz. Deli misin, gülüyorsun ortamda, ayıp değil mi diye söyleriz ya büyükler. Çocuk gülmek istiyor çünkü ağlanacak bir şey yok. Hep gülüyor evet. Çocuk. Benim büyük oğlum öyle. Ben çocuğa soruyordum. Kendi kendine gülüyordu. Niye gülüyorsun oğlum? İşte komik bir şey var. Oğlum hiçbir şey yok. Çocuk gülmek istiyor. %100 benim çocuğum Yunus çocuk zaten, büyük oğlum. Ondan dolayı ben bu eğitimlere katıldım. Çocuğumu çözmek için. İyi ki de katılmışım. Ay, İyi ki de benim çok ya. Ödülüm sonsuz yani bu dünyada evet. İki çocuğumdan dolayı da. Aa, harika. Onlar bana hayatı öğrettiler. Yapmam dediklerimi öğrettiler. Bir anne olarak tabii bir annenin bu konuları gözlemleyerek, yaşayarak... Evet. Testin sonucunda bir evet ya aynı benim oğlum diyorum orada. Tabii canım, çok kolaylaştırıyor işleri. Özellikle bu 2000'li çocukları anlayabilmek, yakalayabilmek bizim yaş kuşağı için bile zor. X kuşağı çok zor. Çatışma çünkü yükseliyor. Çok fazla. Ve o kuşak farkı artık giderek azalıyor. Yani zaman bölgesi olarak da azalıyor. Önceden 20 yıllardan 10 yıllardan falan söz ediyorduk. Artık evet. 6 yıllar... Mesela iki kardeşin arasındaki 6 yıl bile kuşak çatışmasına dönmeye başladı. Kesinlikle. Çünkü bilinç çok yükselerek, yani çok upgrade olarak geliyor. Hızlı giriyor. Dünyaya. Çok bu tarz rehberlikleri almak annenin babanın işini kolaylaştırıyor. Çocuk nasıl olsa yolunu bulacak. Çünkü o zaman da diyor ki işte benim çocuğum buna uygun değil. Bu sürece uygun değil. Ya da çok rahat bir şekilde bir okula gittiği zaman öğretmeniyle konuştuğunda hayır benim çocuğumu bu şeyi zorlamayın lütfen. Çünkü ben onu tanıyorum. Hani bu ona uygun değil diyebilme. Ya her şeyden öte gerçekten çocuğunu tanıyıp çocuğuna inebilmek, yani onun duygusuna, onun düşüncesine inebilmek ne kadar önemli bir şey. Her şeyde var. Psikoloji eğitimlerini, çocuk psikologlarını görüyoruz işte, davet ediyoruz buraya. Onlar gibi düşünebilmek, oyunlarına katılabilmek, tabii çocuklarla beraber kaliteli vakit dediğimiz eline işte televizyon açıp önüne oturtmak değil. Çocukla beraber bir şeylere dahil olabilmek. Onu hani bu çocuk oyunu, aman ben ne yapacağım değil, hayır sen de onunla beraber eşlik et diyebilmek ki bu süreç aslında bir silsile. Tabii canım. Bu da çocuğa tabii. Eşlik etmek işte. Çocuğun ruhuna, duygusuna, nasıl olduğuna. Kesinlikle öyle. Ne kadar da önemli bir konudur aslında. Çok da fazla vardır değil mi bu konuda böyle merakı olan, danışan aileler? Çok, çok fazla. Özellikle büyük şehirlerde, yani Antalya'da tabii ki büyük şehir ama İstanbul'da artık insanlar mesela kreşe gittiklerinde bu testi yapıyorlar ve çocukları onlara göre sınıflandırıyorlar. Okullarda ama rehber öğretmenleri evet, olabilir. Yani çok da ihtiyaç duyabileceğimiz tabii. Şeyler bunlar. Tabii ki. Bunların artık tamamen yansıtılması lazım. Yaygınlaşması tabii. Lazım. Ben buna katılıyorum ve destek de alınması lazım. Çünkü hiçbir çocuklar her şeyi bırakın ya. Yani elma elmaya benzemiyor. Sen çocuğu çocukla benzetmeye çalışıyorsun. Tabii ki. Kimseden aldığın efor onunla aynı olacak diye bir şey yok. O çocuğun matematiği çok fazla aklı çalışıyor olabilir ama o yapamıyor olabilir. Ben de kendim mesela kendi eğitimimde hep sözeldim. İletişim olsun şey olsun, eğilimim hep o yönde oldu. Beni kimse bir muhasebeci yapamazdı yani. Evet. Ya da ne bileyim bir matematik öğretmeni olmazdı benden. Kendimi biliyorum çünkü eğilimim o yönde, mutluluğum o yönde, yapabileceğim o yönde. Ki burçlar vesaire sonrasında öğrendiğim kadarıyla beni bu destekledi. O yüzden hani bunu zorlamak ya da ben çok da önem verdiğim bir şey söyleyeceğim size. Ebeveynlerin olmak istediği ama olamadığı meslekleri çocuklarında görmek istemeleri. En büyük yanlış o zaten. Yükleme yapıyorlar. İnanamayacağınız kadar. Ben burada gençlerimize de yer verdim. Özge Hanım dedi beni ne kadar dedi şey yapsa da ben kaçardım giderdim okuldan. Çünkü ben bunu istiyordum. Müzik bölümüyle uğraşmak istemiş. Tabii doğal olarak anne baba
işte ne yapacaksın onu tabii, yine hobi olarak yaparsın. Ha, hemen para kazan, açılman lazım. Kariyer bu değil. Ben demek istiyorum ki işte oğlum tıpı bitirdi. Tabii. Demek istemek başka tabii, bir şey. Önce kendimiz olalım bırakalım ya, sana onlar zaten aynen. Olacaktır. Evet, yani biz ya. Kendimizi gerçekleştirelim. Sürekli bir tatmin etme peşindeyiz kendimizi ama çocuklarımız üzerinden bunu yapmak da ne kadar işte doğru onu konuşuyoruz. Kesinlikle. Zaten. Son olarak elmas çocukları söylüyorum. Ne olur buyurun. Onlar da sessiz ve derinden gelen... ön plana çıkmayı istemeyen, tamamen yardımsever olan, yani topluma destek veren en son gelen grup elmas ışıklar. Ve şu an dünyaya gelen her bir bebek. Yeni bebekler. Hepsi ışık birer melek. Onlar ışıl ışıl parlayan, bize desteğe inşallah. Geldiler. Lütfen onlara izin verelim. Tabii ki bebeklerimiz hepimiz ağlayarak büyüdük. Hepimiz çocuklarımız büyüdükken uykusuz gecelerimiz oldu. Kolay değil. Evet. Hani hepimiz bunları yaşadık ama... Onlara hak tanıyalım ve bırakalım onlar kendi yollarını bulacak zaten. Aynen, yani biz onlara destek olmak için. Elmaslarımızla evet. Kıymetli bizim. Ama okul hayatlarına çok başarılı çocuklar olur elmas ışıklar. Onu da ileteyim. Peki mesela bu çocukları işte hani dedim ya gruplandırarak mı ayırıyoruz, nasıl ayırıyoruz? Ben bunu da önemsiyorum. Neden gruplandırmak? Ne şekilde? Yani şöyle diyeyim neden? Ben size. Ya da bu sonuç nasıl ortaya çıkıyor? Evet. Bu veriyi nasıl elde ediyoruz? Bu veriyi nasıl elde ediyoruz? Doğru mu? Evet. Teknikle şöyle bir test yapıldıktan sonra yüzdeler veriliyor. Tamam. Üç tane size yakın gelen yüzde de çocuğunuz şu alanlara yakın. Atıyorum ben bir elmas ışığım kendimi söyleyeyim. Bu bir analiz süreci. Yani. İlk yüzdemin en yüksek aldığı değer elmas ışığım ben. Arkasından gökkuşağı geliyorum. Savaşçı bir ruhum var zaten. Ama insanlık adına çalışmayı seven birisiyim elmasta. Okumayı ve çalışmayı çok seviyorum. Ve son şeyim de kristal çocuğum. Çünkü taşlarla, doğal taşlarla şifa çalışmalarını yaptığım için atalarımdan gelen böyle bir şeyim var. Doğal taşları çok seviyorum, renkleri çok seviyorum. Kristale çok uygun olduğumu düşünüyorum. Ama gökkuşağı da benim. Çünkü renkleri seviyorum yaşamda. Hani burada üç tane şeyi var size yakın ama üç tane değer yan yana ise bu üç özelliği de taşıyordur çocuk. Mesela melek. Kristal, yıldız çocuk diye de belki çıkabilir. Belki biri ağır basabilir belki içlerinde. En yüksek olan ağır basıyormuş. En yüksek olan. Orada soru yanıt sistemi var. Evet. Ve eğitim dahilinde kendi değerlendirmesi var. Hani nasıl olduğuna dair açıklama getirilebilirse. O soru yanıtlardan yola çıkarak o yanıtların neye tekamül ettiğine dair bilgilere dayanarak böyle bir tablo çıkıyor ortaya. İşte dediği gibi bir karma olabilir, ağırlıklı işte elmas yüksek olabilir, gökkuşağı yüksek tabii olabilir. Tabii elmas çıkanlar var. Kristal taşlar dedin, senin haritan da çok uygun zaten bu kristal taşlara. Mesela buradan şeye geçelim, atıyorum hiperaktivite diye bir tanı konuluyor çocuklara ki çoğu öyle değil çocuklar. Ya evet, da evet. Aslında çoğu öyle değil. Evet. Yalnızca uyum sorunu yaşıyorlar. Mesela o çocuklara ne tür bir taş verilebilir? Kristal taş. Ya da bu kristal taşların etkisi hani ne kadardır? Kişinin uygunluğu da önemli çünkü. Tabii. Ya da çocuğun. Çünkü şey diyorlar ya aynen hani öyle. Bak ben sen böylesin bu taşı taşıman lazım. Yok öyle bir şey yok. Annen istediği taşı gelgesin. Vermem. Çocuk isterse gelecek tabii. Bana soracak şu taşı istiyorum. Evet. Annem bana söyledi bana bu taşı aldı deyip de ben bunu kabul etmiyorum. Çocuk kendi öz iradesini kullanacak. Kesinlikle çocuğa kendi isteği doğrultusunda vereceğim. Şunu söyleyeyim doğum haritasına baktığımda zaten çocuğun az çok hangi çağ çocuğu olduğunu görüyorum ama test yaptıktan sonra kesinleşiyor. Tabii ikisi birbirini destekliyor. Evet. Tabii. Tamam. Elementlerine bakıyorum işte eril dişiline baktıktan sonra bu çocuğa bu taş uygun. Hele bir de odaklanma sorunu var deyip geliyorlar. Ben geçen okulun birinde dedim ki çocuğunuz diyorsunuz ki işte hani benim çocuğum için değil çocukların odaklanma sorunu var. Dikkati dağınık, hiç farkındalığı yok. Şeker veriyoruz devam çocuklara. Tabii. Şeker veriyoruz. Yatıştırıyorlar çocuklar. Doğru. O bisküvileri tabii. Yiyorlar. Ev yapımı bir şeyden de o çocuk şey olmayacak ki. O bile hani, etken. Odaklanmaya engel oluyor onlar. Tamamen sizin dikkatinizi dağıtmaya yarıyor şeker. Gerçekten. O katkı maddeli ürünler. O yüzden hani kantinlerde keşke şöyle bir şey olsaydı çocuklara. Böyle az olsun öz olsun diyeceğiz ama şimdi çocuklar da bunlar alıştığı için. Çocuklara bir süre bağımlılık yapıyor ve bunlar farkındalığını çocuğun hem kaybetmesi neden oluyor hem dikkati dağılıyor. Dikkati dağıtıldığı zaman bu çocuk ne oluyor? Çok önemli. Rehber öğretmen çağırıyor çocuğu annesini çocuğunuzun dikkat dağınıklığı var. Yeni şeyde yine bir programımızda bu okul
okul döneminde çocukların beslenmeyle olan ilişkilerine yer verdik. Evet, önemli. Çünkü o işte dikkatin, algının, başarının evet. diye Hı-hı. hatta genelleyebileceğim dönemin beslenmeden geçtiğini gördük. Tabii ki. Beslenme o kadar önemli bir şey ki ve hatta diyetisyenimiz vardı sağ olsun kendileri kırmadılar geldiler. Okul çağında neler, okul kantinlerinde neler tüketilecek? Kesinlikle. Birçok okul bunu yapıyor. Evet. Ben öyle söyleyebilirim yapanlar size. Var. Yapanlar var. Diyetisyenden destek alıyorlar. Hı-hı, hı-hı. Onların vermiş oldukları hı-hı. işte çocuklar kaç kalori, ne kadar bu öğlen neler yapılması olacak diye. Yapılması başarıyı artıracaktır çocukların. Çok önemli. Tabii ki. Tabii bir danışmanlık alıyorlar. Evet. Bu danışmanlık hizmetiyle diyetisyenle hı-hı. beraber okul kantinleri bu şekilde düzenleniyor. O yüzden de çok başarıya gitti. Hani istatistiksel olarak da söylediğimiz kadarıyla çocuklarda gerçekten algı açıklığı, işte dikkat süre uzuyor. Tabii. Bu oluyor. Bu da güzel bir haber. Benim çok böyle sıcak duyduğum bir haber. Birçok okulda inşallah bunun da yayılır. Yani çoğunun dikkat dağınıklığı yok zaten. Neden yok? Nedeni şu. Çünkü dediğim gibi işte melek çocuktur ya da ne bileyim gökkuşağı çocuğudur. Yani birçok 8 gruptaki çocuklardan herhangi biri olabilir. Zaten o diyor ki benim bana çok yaramıyor önemli. Bir bilgi diyor. Biliyor gereksiz zaten. Diyor yani. Hani bir koç çocuğu da öyledir değil tabii. mi? Yani bildiği konuyu tabii. hiç dinlemez sınıfta zehir çıkarabilir yani. Artık çocuklar tabii. gerçekten böyle tabii. zehir gibi akıllılar. Onları böyle o hiçbir şeye zaten sığdıramıyorsun. Ne de çocuklar da ağırladım böyle programda. Mucitlerdi böyle. Genç tabii, tabii. mucitler onlar. İşte altın çocuklar genç mucitler. Neler yapmışlar, evler yapmışlar oradan işte bir şeyler. O hayal güçleri inanamayacağınız boyutta. Umut veriyor, keyif veriyor bunlar. Okuldaki beslenmelerle ilgili de hemen bir şey söyleyip araya gideceğiz. Tamam. Reklam arasına. Sonrasında devam edeceğiz. Hatta değerli konuklarım üzerine de böyle taşlar var. Çok güzel takılar var. Benim de böyle dikkatimi çekiyor. Onları da göstereceğiz. Ve tanımak da istiyorum üzerinizdeki taşları. Hı hı. Derken okul beslenme çantalarında ne olur çocuklarınız okula gönderdiğiniz zaman. Hazır kekler hemen böyle bir markete girip işte bir kek alıp bir meyve suyu almak yerine. Ne olur evlerinizde belki 2 dakikaya alır. Hemen böyle bir keçi boynuzluğuyla ya da hurmayla tatlandırılmış kekler yapabilirsiniz. Daha sağlıklı. Okul beslenme çantalarına ne olur özellikle ebeveynleri buradan böyle seslenelim. Çok daha evet. özenli, dikkatli hazırlanabilir diyoruz. Böyle nacizane bizden size. Reklama gidiyoruz. Kısacık bir reklamdan sonra sizlerleyiz. Evet, çok kısa bir aradan sonra yine sizlerleyiz değerli izleyicilerimiz. Biz bu arada reklam arasında da böyle gülmeli yine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerjimiz çok yüksek. Şimdi böyle de güzel konular olunca enerji de yüksek tabii. Evet. Üzerinizdeki taşları merak ediyorum. Hepsinin bir bulunma sebebi vardır tabii ki. Tabii, bir tanıtır mısınız? Değil. Merak ediyorum. Siz ne? Ben evet. mi buyurayım? Ben buyurayım. Evet değil. Şimdi ben şu yeşim taşıyla bunu birlikte takıyorum. Bolluk bereket. Yeşim taşı Heh. Ve şu akik zaten aslanın taşıdır. Ben aslan burcuyum. Neden bulunduruyorsunuz mesela? Şimdi benim Venüs retrom var. Tabii bu çok teknik bir bilgi. Venüs retrosu olanların genelde bolluk bereketle ilgili dertleri olur. Blokajlar olur. Nedir? Rahatlatır. Enerjiyi açmak açısından. Bir de uyum önemlidir. Eğer bu taş sizi terk etmiyorsa kopmayan taşlardan, bilekliklerden 2 tanesi mesela bu. Demek ki uyum dengelidir. Yani size faydası vardır. Ama bir taş kopuyorsa mesela marahit vardı. Onu daha çok ruhsal çalışma yapanlar kullanır. Enerji çalışmaları. Ben çok sık enerjiyle uğraşıyorum yani kendim için de diğerler için de. Mesela o benden kopmak zorunda kaldı. Böyle taşın uyumu da önemlidir. Uyum. Ha, tabii. Birlikte takılma. Tabii mesela bu ay taşıdır. Bence bütün kadınların ve çocukların takması gereken bir taştır. Adı üstünde ay. Özellikle dolunaylarda ay taşını kullanmak, hani sürekli takılmasa bile ya da inciyi kullanmak. O dolunayın negatif enerjisini, çünkü dolunaylar negatif enerjidir. Evet. Törpüler. Bunun gibi faydalı. Altın aynı zamanda. Evet, bir de kolyenizi şöyle bir gösterebilir evet, misiniz? Şöyle bir elinizi alın. Evet, şu altın takmak herkes için yararlı. Çünkü anlamı ne? Şu anda şu kolyenizin anlamı nedir? Çok eski bir Kelt sembolü.
zihin, ruh, bedeni temsil eder, dengeyi temsil eder. Yani bu üçü arasında dengeyi kurmuş insan zaten kamil insan dediğimizdir ve zordur. Hani dünya hayatında yaşarken o üçlü dengeyi kurmak hani benim de ruhsal amaçlarımdan birisi olduğu için. Ah ne güzel. Sizin efendim bulunan taşlarınızı merak ediyorum. O yüzüğünüzü mesela gözüme çarpıyor şu an değerli izleyiciler. Sizlerin de görmenizi istiyorum. Çok özel bir yerden almıştım bunu çok severek yıllar önce. Şöyle tutalım mı bir? Belki şöyle, yakın ametist görebiliriz. Taşı, ametist taşı ne kadar negatif, da güzel gözüküyor. Negatif olan her şeyi pozitife dönüştürür. Kendini de toplar. Ama tabii taşları biz hani temizleyip kullanmalıyız. Benim de var ametistim. Ben toprağa yatırıyorum değil mi? Nazara karşı çok iyi gelir mesela. Düzenli olarak yapmak lazım. Evet. Ruhsal, psikik güçlere karşı da iyi gelir. Ama herkes mutlaka bir ametist taşı olması gerekiyor. Pembe kuvarsla beraber. Ortamlarda da aynı şekilde. Kesinlikle. Bilekleriniz? Şimdi bilek yine ametist taşı. Hı hı. Bu kaplan gözü ve akik. Tabii, tamamen bolluk berekete simgeler. Oh, çok güzel. Harika yeşillik. Amazonit kalp şifasıdır. Akikle beraber kalp sevgisidir. Tabii ki inci vazgeçilmezlerden biri. Su elementini temsil eden dediği gibi Devrim Hanım'ın ay taşı ve inci her bayanın olması gerekiyor. Şurada da bir ay taşı vardı değil mi? Evet, şu yine ay taşı. Evet. Evet, onu da görelim. Burada. Ay taşı. Valla bende hiç özel böyle bir taş yok gösterebileceğim ama. Size yapacağız onu yapacağız. Benim de evet. Evet herkesin olması gerekiyor. Evet. Özellikle ay taşı sanırım değil mi? Çok özel bir anlamı var. Genelde herkesin sizin mutlaka zaten dediğim gibi kullanmanız gerekiyor. Evet. Bu kıyanit taşı çok değerli bir taş. Kıyanit burada bulunan alanımızı açan hani bu medyumlar, kahinler, çakra, ya da burunca, buradaki şu alanı açan tamamen psişik yeteneklerimiz ve bir de şöyle minik bir şey, kıyanitle ay taşının beraber kullanılması kilo vermeye destek oluyor. Ama bir programlanması bunu gerekiyor. Bir daha söyleyin. Bu kilo vermeye kilo vermeye destek olan. Hangi taşlarda tekrarlayalım kıyanit taşıyla beraber ay taşı yalnız ay taşının kesinlikle doğal olması gerekiyor. Ay taşı çok özeldir. Ödem atmaya neden olur. Evet, kadınların bu gergin adet dönemlerinde de çok iyidir. Tabii. Ve tabii çakralarda da çok önemli bu kıyanit taşı, bu beşinci çakra dediğimiz yer. Tabii ki para taşı. Herkese çok ilgilendi. Sitrin. Ve kaplan gözü bolluk bereket. Ben düşündüm ki bence biz taşlar üzerinde bir program yapmalıyız. Bence yapalım. O konu bitmez. O konu da takılıp kalırız yani. O konu bitmez. Önerilerimiz de olur böyle güzelce. Hatta ben öncesinde bir sosyal medya üzerinden de bir araştırma yapalım. Belki değerli izleyicilerimizin de sormak istedikleri olur. Bir toplarız onları beraber. Güzel bir programda tekrar buluşuruz. O zaman burçlara geçelim. Şimdi burçlara geçelim. Bunların hepsi böyle girift olarak. Burçlara geçelim. Haftalık burçlar. Tabii haftalık burçlarımız çok önemli. Haftalık burçlarla beraber bunların böyle ilişki. Biz birazcık daha böyle ilişkiyi konuşacağız. Hı. Bugün böyle aşk hayatını konuşacağız. Bakalım burçlara neler bekliyor. Şimdi şöyle bu ilişkinin gündeme girmesinde şu etken. İki bireysel gezegen terazi burcuna girmiş vaziyette. Terazi burcu da ilişkilerin gezegeni zaten. Terazi söz konusu olduğunda ana gündem maddesi her zaman özellikle önce ikili ilişkiler sonra sosyal ilişkiler devreye girer. Hı hı. Ve güçlü bir şekilde girdi. Kavuşum dediğimiz şekilde girdi. Venüs ve Merkür'ün kavuşumuyla birlikte girdiği için çoğumuzun bu bir aylık, bir buçuk aylık süreçteki gündemi ilişkiler olacak. Evet. Şeyler üzerinden gidelim, burçlar üzerinden gidelim. Lütfen. Bunun İlk burcumuzla yanında, da başlayalım. Evet, hı. Bunun yanında bir de sistemimizi, bütün sistemimizi ilgilendiren Satürn gezegeni ileri harekete geçiyor. Ama bugün ve yarın biraz kritik günler, yeni şeyler yapmamak gerekiyor. Yani bu hafta dahilinde. Haftanın ortasından sonra ufak ufak sistem kendini toparlamaya başlayacak. Yarım kalan projelerin devam ettirilmesi genel anlamda. Çok böyle maceraya atılmamak mı gerekiyor? Birazcık stabilize mi kalmak gerekiyor yani diyorsun? Evet. Haftanın yarısından sonra daha rahat ilerlemeye başlayacağız. Tamam. Ama bu yine belli bir yavaşlıkla olacak. Böyle birden zaten istesek de yapamayız. Yaparsak da zaten hata yaparız, boşa atış olur. Genel olarak böyle bir etkinlik içindeyiz. Evet. Şimdi merak ediyor herkes bakalım burçları. Şu anda rejide. Şimdi yükselen üzerinden konuşuyoruz tabii ki. Evet. Yükseleni koç olanların ilişki gayet gündeminde. Çünkü
bu olumlu, özellikle yine haftanın ikinci yarısından sonra olumlu dediğimiz etki kendini göstermeye başlayacak. Belki yeni tanışmalar olacak. İlişkileri devam edenlerin ilişkileri daha sağlam hale gelecek. Bu kavuşum şeyi de getirir. Hani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Lafını bize cuk gösteren bir kavuşumdur bu Merkür-Venüs kavuşumu. Daha önce çözemediğimiz mevzularda, ilişkilerde genel anlamda, yalnızca koça özel değil, genel anlamda barış sağlayabiliriz. O güzellikle yaklaşma hikayesini bünyesi el kaldıramayan bile rahatlıkla yapabilir. Yani en sert karakterlerde bile belli bir yumuşama olur bu süreç içerisinde. İyi değerlendirilmesi gereken bir dönem. Hani böyle küs olduğumuz ya da sorunlarını, ilişki sorunlarını çözemediğimiz kişilerle güzel bir döneme giriyoruz. Dediğim gibi yine haftanın ikinci yarısından sonra bu bir buçuk aylık süreç içerisinde gayet iyi. Koç'un karşısına yeni tanışmalar çıkabilir. Yeni ilişkiler çıkabilir ve bu hoşlukla gelebilir. Ama tabii dikkat etmesi gereken uyanık olması gerekiyor. Yani kandırılma tehlikesi de var ve abartılı bir yaklaşım da var. Böyle bir kör cesaretle atlayıp abartılı bir cesaret de var bunun yanında. Ve iş hayatında biraz daha dikkatli olması gereken bir dönem. Yeni projelere girmek için dediğim gibi yine haftanın ikinci yarısını beklemesinde fayda var. Yoksa yine hata yapacaktır. Çünkü uzun zamandır koçların bu kariyer problemleri, iş problemleri devam ediyor. Şimdi biraz daha hal yoluna girmeye başlayacak ama yavaş yavaş dediğim gibi. Hani koçun enerjisine uymayan bir şeydir yavaşlık ama biraz daha temkinli davranacak. En azından büyük yanlışlar yapmamak için. Boğalarda şöyle bir durum var. Eğer sağlık sorunları varsa boğalarda bunlarla ilgili iyileşmeler olur bu süreç içerisinde. Yükseleni boğa olanları için konuşuyoruz. Tabii, tamam. Boğa. O zaman biz ay burcu ay burcuna girersek çıkamayız. Ay burcunu değil, yükselene yükseleni göre. Evet, yükselene evet. göre konuşuyoruz. Ki zaten yükselen de çok önemli hayatımızda değil mi? En Kesinlikle. Çok bizi etkileyen bildiğim kadarıyla yanlış mı biliyorum bilmiyorum Tabii. ama doğduk yükselen özellikleri. Yükselen özellikleri. Onun için doğum saatleri önemlidir. Evet. Boğalar dediğim gibi eğer süre giden sağlık sorunları varsa iyileşmeler olabilir. Daha rahat bir gündem maddesi olabilir ama bunun yanında eğer hassasiyetleri varsa özellikle böbrek sorunlarıyla ilgili ya da sindirim sorunlarıyla ilgili buralarda biraz gündem olur, değişir. İş koşullarında rahatlama olur, iş arkadaşlarıyla karşılıklı yardımlaşma, destek görme bunlar olur. Ebeveyn olan boğalar için biraz zorlu bir dönem. Çocuklarla çatışmalar ve abartılı çatışmalar, böyle gereksiz cesaret girişimleri, çocuklara karşı çatışmacı, manipülasyon uygulayan çocuklar ya da veliler. O konuda belli bir çatışma olabilir. Uzak yolculukları düşünüyorlarsa, şehir dışı yolculukları düşünüyorlarsa yine bu 18'inden sonra plan yapmak, en azından plan kısmına geçmek daha mantıklı. Ya da mesela uluslararası işler yapan, yurt dışı işler yapanlar için de rahatlama bu tarihten itibaren başlayacak ve belli bir süre rahatlayacak o bölge. Yavaş yavaş da olsa rahatlayacak. Genel olarak boğalar böyle. İlişkilerle ilgili yine nispeten daha rahat edecekleri bir döneme girer boğalar. Çünkü yöneticilik güzel, yöneticiliği güzel çalışıyor. Bizim güçlü göstergelerden biridir o. Özellikle iş yaşamında ilişkisi olmayanlar iş yaşamında hoşlanabileceği ilişkilere girebilirler. Yeni tanışmalar olabilir. Ama dediğim gibi yine haftanın ikinci yarısından sonra. O önemli. Evet. İkizlerde şöyle bir durum söz konusu. Bu sistemi ilgilendiren Satürn'ün ileriye geçişi mahkemesi olanlar için sonuç alma dönemini getirir. Süreç hızlanır. Resmi işlemleri olanlar daha net sonuçlar almaya başlarlar. Çocukları olan ebeveynler için güzel bir zaman dilimi. Eğer halledemedikleri sorunlar varsa tam zamanı. Ya da ilişkilerini sağlamlaştırmak açısından, güzel vakit geçirmek açısından
güzel. Flört durumları söz konusu ikizler için. Yeni flörtler olabilir. Bu güzellikle gelir. Hani zorlamaz onları. Hani hoş tanışmalar olabilir. Sonrasını devam edip etmeyeceği ya da sağlamlığı haritayla bağlantılı. Onun garantisi yok. Evet. Onun garantisi yok. Yalnız aile ile ilgili ya kendi kurdukları aile ya da ebeveyn sorunları, yani kendi anne babaları ile ilgili gündemler olabilir, hastalık olabilir, işte parasal sorunlar olabilir. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yengeçlerde ilişki. İlişki bayağı bir gündemde. Üstelik evli olan yengeçlerde hem hanede bir gündem var, hem de ilişkilerinde bir gündem var. Çözemedikleri sorunlar varsa zamanı, ama dikkatli davranmaları gerekiyor. İletişimde çok kör cesaretiyle ilerlemeyip, daha temkinli hareket ettikleri sürece o ilişkilerdeki dengeyi bulabilirler. Hı hı. Bir de sağlık sorunlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yani aman, beklemedikleri abartı sorunlar çıkabilir. Yükseleni yengeç olanlar. Evet, evet. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Aslı olmayabilir. Hani bir şey var gibi görünür ama aslı olmayabilir. Bir de iş koşullarına, iş arkadaşlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hızlandırayım. Evet, yükselen aslanlar. Ya yükselen aslanlar. Ama bir dakika, bu da şimdi evet, güzel bir şey değil mi? Süre ne güzel geçiyor. Ne güzel demek ki sohbet ediyoruz. Evet, evet. Zaman aynen, çok azalıyor. Evet ama evet, demek ki keyifli sohbet ediyoruz. Zamanı bile anlamıyoruz. Kesinlikle. Şimdi yükselen aslanlar parasına, bununla dikkat edecek. Sahtekarlıklara karşı, kandırılmalara karşı dikkat edecekler. Para kayıpları olabilir. Aman. Kendileri de çok dürüst davranacaklar. Hani meyli olan aslanlar, kurnazlığa açık olan aslanlar kendileri de dikkat edecekler. Sonrasında aman, çok kötü gol yeme durumları var. İş arkadaşlıklarına da çok dikkat etmeleri gereken bir zaman dilimindeler. Allah'tan iletişim dili onları kurtarıyor, rahatlatıyor. Hani orada bir şekilde akan su yolunu bulacak şekilde bir durum söz konusu. Şimdi Başaklar için şöyle... İlişkilerinde olan sorunları, süre giden ilişkileri varsa abartmasınlar. Çünkü aldanma payları yüksek ya da ortada bir şey yokken pireyi deve yapma durumları yüksek. O önemli. Özellikle de ortak iş yapanların bu para pul kavgaları bu dönem çok olabilir. Ona da çok dikkat etmeleri gerekiyor Başakların. Para akışında rahatlama var. Güzel destek alıyorlar. Hani güzel işler yapabilirler. Özellikle kadınlardan gelecek destekler söz konusu. Ebeveyn olan Başaklar için dikkatli olmaları gereken bir dönem. İlişkileri, çocuklarıyla olan ilişkileri sıkıntıya girebilir. Yeni tanışmalar için uygun değil. Hani flört düşünenler ya da yeni başlangıcı. Hmm. O dönem için pek uygun değil Başaklar için. Terazilerin enerjisi yükseliyor bu dediğimiz kavuşumdan dolayı. Para, pul, ilişki, herhangi bir estetik operasyon o anlamda teraziler için olumlu bir dönem. Hmm. Aynı zamanda terazi vurgusu olanlar için, ayı terazi olanlar için, güneşi terazi olanlar için. O zaman değişimi rahatça uygulayabilirler. Tabii tabii, yani herhangi bir estetik için operasyon, tabii ki yine harita bağlayıcı, özel harita bağlayıcı, özellikle üzerine basa basa söyleyelim, o konuda sorumluluk kabul etmiyorum. Ama genel anlamda terazilerin estetiğe ya da evlerinde de değişiklik yapabilir. Yani estetikle ilgili her şeye çok uygun teraziler. İletişim dillerine dikkat etmeleri gerekiyor ve günlük trafikte öfke nöbetlerine dikkat etmeleri, gerilimli ortamlardan uzak durmaları gerekiyor. Kardeşlerle sıkıntılar olanlar bu dönem artar. Bir de hanede, ailede kendi anneleriyle sorumlulukları artacak, artmaya devam edecek. Özellikle bu 18 Kasım itibariyle ve o artarak devam edecek. Farklı sorumluluklar alacaklar. Ya da erteledikleri önüne düşecek. Yapılması gerekenler çoğalacak. Akreplerdeki durum şu. Yine akrepler de aslanlar gibi parasına puluna dikkat edecek. Attığı imzaya dikkat edecek. Banka hesaplarına dikkat edecek. İnternette dolandırılmamaya dikkat edecek. Kendileri de bu etik mevzulara özellikle dikkat edecekler. Ben. Evet. Akrep ben. Evet. Hak hukuk yememek falan filan. Çünkü onun bedeli sonrasında ağır döner yatkın olanlara. Hani böyle çalışanının parasını ödemeyen akrep patronlarının sonraki ödeyeceği bedeller fazlasıyla olur.
İletişim diline çok dikkat etmeleri gereken bir dönem. Yavaş yavaş rahatlayacaklar. Özellikle kalabalık gruplar arasında gelecek olan düşmanlıklara karşı da biraz daha temkinli olmaları gerekiyor. Rehberlik almak açısından, özellikle psikolojik, ruhsal rehberlik almak açısından, şifa uygulamaları açısından akrepler için güzel bir dönem. Yaylar desteklendikleri bir dönem. Yayların enerjisi giderek yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Ama bu zaman diliminde abartılı durumlara karşı biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hı hı. Para pul işleri rahatlayacak ama çok yavaş rahatlayacak. Arkadaşlardan, böyle dahil oldukları gruplardan müthiş destek var. Onu çok iyi değerlendirmeleri gereken 1-1,5 aylık süre var. Çok iyi gelecek. Kariyer hayatlarında da mücadeleye devam ediyorlar ve güzel gelişmeler olacak. Eğer şu dönem içerisinde, özellikle dediğim gibi bu mesela ayın sonuna doğru yapacakları atılımlardan daha verimli sonuçlar elde edeceklerdir. Onlar, yaylar olumlu bir döneme girdi. Oh ne güzel. Oğlaklar hayırdır. Oğlakların dikkat etmesi gereken bir süreç. Özellikle bu ayın sonuna doğru daha rahatlayacaklar ama o vakte kadar biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. İletişim dili çok önemli. Nasıl neyi söyledikleri çok önem taşıyor. Susması gereken yerde susmaları çok önemli, yoksa sonrasında sınavları acı olur. Yurt dışı seyahatleri ya da yurt dışı işleriyle ilgili sıkıntılar yaşayabilirler oğlaklar. Ama işle güçle ilgili güzel veriler var. Güzel bir döneme giriyorlar. En azından kariyer hayatlarında olumlu adımlar atabilirler. Oh, ne güzel. Evet. Kovalar. Kovalar da aynı. Aslan akrep grubunda. Sevil Hanım'ın yükseleni kovaymış. Evet. Yükselen ikizler, güneşi kova. Ha, güneşiniz kova. Evet. Aslan ve akreplerdeki hassasiyet, para hassasiyeti kovalarda da var. Burada hem şöyle mesela kovaların arkadaş grupları genelde çok olur. Borç alıp verme hikayesini bu dönem yapmamaları gerekiyor. Hı-hı. Verdikleri borcu alamazlar. Aman. Ya da hani vardır bazı kişiler vardır, bunu alışkanlık haline getirmiştir. Sürekli birilerinden borç isterler. Evet, evet. Onlar için mükemmel bir dönem. Yani aldığı borcu bir daha göremezsin. Yani verdin, evet. Bitti. Onlar için olumlu bir dönem. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çok ciddi etik sorunları var sistemde. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Uyku düzensizliği olabilir. Ayın sonuna kadar devam eder. Sonrasında düzelir. Hani böyle kabus görme ya da işte daha karanlık rüyalar görme gibi. Yani o yaşam enerjisini düşürebilir. Ona biraz dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi bir anlam yüklememesi faydalı olur çünkü geçici bir şey. Çok üzerine durması gerekmiyor. Ama en önemli madde orada para. Para. Parayı dengelemesi gerekiyor. Balıklar son burcumuz. Hep sona kalıyor balıklar. Şimdi iş hayatları, özellikle ortaklı iş yapanlar aldanmalara, sahtekarlıklara karşı dikkatli olacaklar. Attıkları imzalara karşı dikkatli olacaklar. Aslarla olan ilişkiyi çok iyi dengelemeleri gereken bir dönem. Böyle onların hayatında puslu bir süreç geçiyor. Ne yapayım, adım mı atayım, atmayayım mı? Bu bayağı bir sürecek, bayağı bir devam edecek. Hani balıklar mesela şu dönem en çok rehberlik alan burçlardan birisi ya da balık vurgusu olanlar. Çünkü önlerini göremiyorlar. Bu biraz daha devam. Arkadaş gruplarına karşı temkinli olmaları gereken bir dönem. Eğer mahkeme sonucu bekleyenler varsa onlar için olumlu haber var. Yine harika. Evet, ayın ikinci yarısı gibi düşünmek lazım onu da. Güzel sonuç, nafaka sonucu bekleyenler, işte mahkeme sonucu bekleyenler, ortağıyla eğer dürüst davranırsa, ortaklı iş yapanlar dürüst davranırsa
getirisi de daha yüksek olur. Genel olarak böyle. Yalnız genel anlamda bir ekonomisel... Var, manipüle uğrama, kayıp, evet. aldanma onunla ilgili bütün bir durum var. Bütün burçlarda bir para durumu var. Var. Aman dikkat evet, o zaman. Aynen, dikkat. Aynen. Ama ilişkiler olumlu, gerekiyor. Çok güzel. Evet, ilişkiler giderek rahatlayacak. İlişkiler giderek rahatlıyor. Aha. Sadece ekonomik olarak birazcık dikkat ediyoruz. Para kayıplarımız olabilir. Aman ha dikkat diyoruz aynen. o zaman. Aynen. Nasıl geçti zamanı gerçekten anlamadım. Evet, samimiyetle söyledim. Evet. Yine evet bir önceki programda da öyle. Evet. Keyifle geçiyor. Demek ki sohbet de o kadar tatlı, zevkli. Hiç anlamıyorum nasıl doldu süremiz. Böyle ağzımızın tadıyla kalıyor ama ben her zaman her bıraktığımda da size aynı şey söyleyeceğim. Ne olur tekrar böyle buluşalım. Keyifli sohbetlerle, farklı konularla. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi gerçekten ayırdınız, geldiniz. Onca yoğunluğunuz arasında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa böyle birer cümleyle alabilirim değerli izleyicilerimize. Neşe, şans, böyle enerjimizi göndererek hepimize programımızı kapatalım. Bereket, huzur, farkındalık, hoşgörü dolu bir dönem diliyoruz. Her şeye rağmen bu şekilde olumlu niyetlerde bulunmak. Hepimizin can kurtaranı tabii. Ay ne kadar güzel. Olumluluk olumluluk getiriyor çünkü. Her zaman için iyi düşünce önemli diyoruz değerli izleyiciler. Tabii en büyük teşekkür ben her zaman söylüyorum programımı kapatırken sizlere, siz değerli izleyicilerimize. Çünkü beni ve yine değerli konuklarımı evlerinize misafir ettiniz. Umarım güzel, keyifli bir zaman geçirebilmişizdir hep beraber sizlerle. Bir başka programda yine keyifli böyle çok değerli konuklarımla, sohbetlerle sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Hayatın içinde kalın. Hoşça kalın.